Ve günlerdir beklenen yaz ve bahar sıcakları sonunda geldi. Etkisi de gerçekten beklenilenden farksız oldu. İstanbul'da termometreler 38 dereceyi gördü. Peki bugün sokağa çıkanlar neler yaşadı ve yaz ve bahar'ın boğucu sıcağı daha ne kadar sürecek? İşte yanıtları. Sıcak, çok sıcak. Yanıyoruz abla ya. Sıcaktan öldük. Çölde gibi o kadar sıcak. Eyyam-ı Bahur bir geldi bir geldi. İstanbul'u yaktı kavurdu. Kuzey Afrika'dan gelen bu sıcaklığın İstanbul'da bugün zirvesi yaşanıyor. Bakın şu anda termometreler 38 dereceyi gösteriyor. Su döktünüz kafanızdan aşağı. Evet, hava çok sıcak. Yanıyoruz. Kimi gölgede bekledi, kimi vantilatörün altında mecburi mola verdi. Vantilatörün altında gördüm sizi. Evet, serinlemek için buraya geldim. Biraz serinleyeyim dedim. Gideceğim. Biraz daha dedim serinleneyim, öyle gideyim. Eyyam-ı Bahur'un en kavurucu sıcaklığını bugün yaşayan İstanbullular da çareyi İstanbul'un boğazında buldu. Bakın serinlemek için şu anda kendilerini denize bıraktılar. Biz de buraya serinlemeye geldik. Bayağı serin. Suyumuz da çok temiz. Eyyam-ı Bahur deniyor herhalde en sıcak günler. Vallahi çözüm burada. Böyle serinliyoruz. Su da güzel, bayağı soğuk ama. Suya girince serinliyoruz işte. Biz de biraz dolaşıp denize gireceğiz serinlemek için. Bayılacağız sıcaktan yani. Rekor sıcakların devam edeceği bu günler için uzmanlar vatandaşları beyaz giyinmeleri konusunda uyardı ve öğle saatlerinde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra beyaz giyineceğiz sıcak olduğu zaman. Bence bu yıl direkt çok sıcak. Genelde öğle sıcağından sonra 3'ten sonra çıkmayı tercih ediyorum. Eşim beni gezdir dedi. Biz de gezdik ama pişman olduk. Gezdirmesem evde fırça yiyeceğim. Bilmiyorduk. Dışarı çıkınca anladık. Bugün bayağı gerçekten de rekor. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor.